Sayın Öcalan'la bir iletişimsizlik hali var. Sayın Öcalan'ın üzerinde ağırlaştırılmış bir tecrit var. Hiçbir şekilde temas kurulamıyor, hiçbir şekilde haber anlamıyor, bilgi anlamıyor. Dolayısıyla 13 Ekim'de Ahmet'te yapılacak mitinge yüz binlerin hatta milyonların gelmesi demek, orada tek bir sözle Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağırlaştırılmış tecritini haykırmak ve hatta Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü haykırmak gerekiyor. Bugün Sayın Öcalan'ın özgürleşmesi demek, Orta Doğu halkının özgürleşmesi demek. Bugün Sayın Öcalan'ın özgürleşmesi demek, Kürt halkının özgürleşmesi demek. Bugün Sayın Öcalan'ın özgürleşmesi demek, Türkiye'deki devrimci, demokrat, ötekileştirilmiş ve yok saymış tüm kimliklerin, tüm etnik kökenlerin özgürleşmesi demektir. Biz bundan dolayı Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin bir an önce kalkmasını, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Bu mitingde de milyonların Ahmet'te bir araya gelişi bizler açısından çok önemlidir. Türk ve halklar açısından ve Orta Doğu halkları açısından çok çok önemlidir. 13 Ekim'de Ahmet'te yapılacak mitinge de milyonların akmasını, gerek Türkiye'den gerek Kürdistan'dan milyonların akıp orada sel olup alana akmasını bekliyoruz ve bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Yani Van'ın bu son dönemdeki rolü ve misyonu gerçekten çok çok önemli ve belirleyici bir noktada. Neden belirleyici bir noktada? Van, geçmiş olduğumuz yerel seçimlerde Van'daki bütün belediyeler alarak 14-0 yaparak büyük bir başarı elde etti. Gerek Kürt siyaseti açısından, gerekse Türkiye siyaseti açısından. Türkiye siyaset tarihinde aslında böyle bir şey yok. 14-0 yapan bir yerde duruyor Van ve 2 günlük mazbata direnişi var. Bu haklı bir direnişti. O direnişte de zorla halkın iradesine kayyum atanmak istendi. Aslında bir kayyum girişimiydi. Van halkı sokaklara çıkarak 2 gün boyunca direndi ve hakkını olanı geri aldı. Dolayısıyla şu anda herkesin gözü Türkiye halklarında, Kürt halkının gözü de Van'da. Van'dan büyük bir beklenti var. Bizler de bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'dan binlerin hatta on binlerin katılımıyla o gün Ahmet'te olacağız. Buna ilişkin kurmuş olduğumuz koordinasyon var. İlçelerde komisyonlar var, mahallede komisyonlar var ve bu işi kolektif bir şekilde yürütüyoruz. Sadece Demokratik Bölgeler Partisi, DEM Parti ve birçok demokratik kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleriyle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Çünkü biz bu mitingi önemsiyoruz. Bu miting bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Az önce de belirtmiştik. Dolayısıyla Van'dan da büyük bir beklenti var. Bu beklentilerin üstünde bir çalışma yürütüp ve oraya binleri hatta on binleri götürmeyi hedefliyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ve buradan da Van'daki tüm halkımıza çağrımızdır. Gitmek isteyen her yurttaşımızı 7'den 70'e bizler götüreceğiz. En sağlıklı ve güvenli bir şekilde halkımızı oraya götürüp geri de getireceğiz. Gitmek isteyen her arkadaşımız il ve ilçe örgütlerimizde ve tüm kurumlarımıza gidip arkadaşlarımızla görüşebilir, adını yazdırabilir. Bizlere ulaşması yetiyor ama zaten bizler de onlara ulaşıyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gezerek bunu anlatacağız. Yani 13 Ekim'de neden Ahmet'te olacağımızı halkımıza anlatacağız. Derdimizi, meramımızı anlatacağız. Niçin orada olmamız gerektiğimizi 7'den 70'e gideceğiz. Her yeri gezerek halkımıza bunu anlatacağız. Ve halkımızla birlikte o gün binlerle, on binlerle buradan yola çıkıp özgürlük türkülerini söyleyerek, özgürlük halaylarını çekerek ve Sayın Öcalan'a özgürlüğü isteyerek o gün Ahmet'e doğru yola çıkacağız. Hiçbir şeyimiz de yok. Van'dan on binlerin gideceğine de kayrı hiçbir kuşkumuz da yok. Van bu konuda kendine yakışanı da yapacaktır. Yani bana göre zamanı çoktan geldi ve geçti. Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün derhal olması gerekiyor. Çok geç bile kalındı. Bu konuda gerek bizler, gerek Türk halkları ve gerek Orta Doğu halkı öz eleştiri pozisyondadır. Bugün Sayın Öcalan fiziki özgürlüğüne kavuşmamışsa devrimci demokrat güçler, Kürt siyasal hareketi öz eleştiri pozisyondadır. Bizlerin öz eleştiri vermesi gerekiyor. Çünkü Sayın Öcalan demek barış demektir. Sayın Öcalan demek bu topraklarda kanın akmaması demektir. Sayın Öcalan demek özgürlük demektir. Sayın Öcalan demek bu topraklarda barışın, özgürlüğün, kardeşliğin, birlikte yaşamanın yeni bir toplumun inşası demektir. Dolayısıyla Sayın Öcalan'a özgürlüğü bir an önce olması gerekiyor ve bizlerin de üzerimize ne düşüyorsa en fazlasıyla yapması gerektiğini söylüyoruz.